Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Uzun süredir ders videosu çekemiyorum. Bir horari sözü vermiştim size. Bir sonraki derste de bu sabit yıldızları çekeceğim. Çünkü kova çağında yaşıyoruz. Kova tabii gökyüzüyle alakalı olduğu için mitolojideki Uranos. İnsanlar tabii ne yaptılar? Astrolojiye, gökyüzüne fazlasıyla merak saldılar. ABD'nin ayı tabi zaten kovada. Onların tabi NASA'sı filan var. Bizde NASA yerine TASA var. TASA'yı da çözmek için gökyüzünden medet ummaya başladılar. Yani unuttular, yeryüzündeki her iş bitti, gökyüzüne çıktık. Tabi gökyüzü tabi neticede yeryüzüyle iletişimi olan ya da yeryüzünün, gökyüzünün diyelim ki yansıması olduğunu düşünürüz. Doğrudur da. Biz tabi balık çağındayken uğruna yaşadığımız aşklarımız vardı. Balık Neptün ya, hayaller alemi ya, Venüs de balıkta yüceliyor ya. Ya da son ev, ruhun bedeni terk ettiği yer. Ya da uğruna ölünecek bir davası vardı insanların. Bu ideolojik olabilir. Vatanı milleti için olabilir. Kova çağında bunlar kalmadı. Herkes tabii kova çağının sürekli ama sürekli çok hümanist olduğunu, toplumsal olduğunu iddia ediyor. Ben ise ne yapıyorum? Aksini iddia ediyorum. Bunun sebebi sanırsam ülkede tabii kova burcu astrolog çok. Neredeyse diğerleri de ikizler, terazi. Hava burçları tabi hava çağında yaşadığımız için belki kendi çağlarına fazla anlam yüklüyorlar. Ama şunu bilsinler ki Plüto zaten 20 sene kovada kaldığında 2043'te bu söylediklerim tabi kayıtlara geçiyor. Biz bunu Kova Çağı ve Astroloji kitabında da yazdık. Her şeyi robotlar, yapay zekalar yapacak. Dünyanın insana da ihtiyaç kalmadı. İnsanların da birbirine ihtiyacı kalmadı zaten. Kimse doğru dürüst ilişki götüremiyor. Aileler parçalanıyor. Çoluk çocuk savruldu gitti. Ellerindeki telefonlarla irtibat kurmaktan aileleriyle irtibatı kesti. 70 yaşında nenelerin bile elinde telefon var. İçinden geçmiş olsun diyeyim. Onu da söyleyeyim. Ben Mars'ı, Jüpiter'i kova olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Askeri okulu bitirseydim jet pilotu olup F-16 uçuracaktım. Sabiha Gökçen nasıl bir koçsa, Mars'ı da kovadaysa ilk savaş pilotu dünyada normaldir. Mars kovada gökyüzünde olmak isteyebilir ve orada savaşmak isteyebilir. Kovanın olduğu yer tabi mühendislikle de alakalıdır. Nitekim de mühendis olduk. Öyle hiçbir şey 5 dakikada filan olmuyor zaten. Horari çünkü anlık bir durumu gösterir. Anlık istek haritasıdır bir nevi. Electional astroloji vardır. Olumlu zaman bulmaya çalışırız. Aslında bunların hepsi son tahlilde arkadaşlar. Biz bir ana ve bir mekana doğarız. Doğduğumuz an ve mekan ne yapar? Bizim kozmik DNA'mızı oluşturur. Bu da bizim göksel kaderimizin yerdeki yansımasıdır. Çünkü hayatta her bir anın ve mekanın kendine göre bir aklı vardır. An zihin demektir. An aynı zamanda en kısa zaman birimidir. Haliyle de ne olur arkadaşlar? Bir ana bir mekana doğduğunuzda size bir kader atanır. Siz de bunu yaşarsınız. Çünkü kozmik senarist yaradandır. Yaradan tabi yaradan, yar kökünden geliyor. Yaradan tabi her ruha kendi rolünü verir. Bazıları rolü tabi iyi oynar. Bazıları da rolünü iyi oynayamaz. Her aktör tabii ki aynı
çapa sahip değildir. Burada tabii bir kısmını zaten değiştiremeyiz biz kaderimizin. Cinsiyetimizi, göz rengimizi, anamızı, babamızı filan seçmeyiz. Hak ederiz. Önceden de sınavlara girmiştir ruh. Aynen bir üniversite sınavına girmek gibidir. Yok hocam ben tercih ettim. Hayır koçum. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi seni seçti ve yerleştirdi. Ama bunu sen nasıl yaptın? Kendi bilinç düzeyinde, belirli şekilde. O sınava milyonlarca insan girer. Bazıları daha iyi bilir, daha iyi cevaplar verir. Haliyle de ne yapar? Daha iyi bir hayatı yaşar. Çünkü onu hak eder. Kimse öyle ben istiyorum, çekim yazısı. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Herkes bu skalada aşağıdan yukarı belirli basamaklardadır. Sen 5. basamaktaysan muhatabın da 5. basamaktadır. 5. basamaktaki kişi 7. basamaktaki kişiyle muhatap olamaz. Hatta kişinin yaşam evrelerinde kendisi tekamül ve inkişaf ettikçe 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bilinç düzeyi tabii artabiliyorsa farklı yanlarımızla ne yaparız? Karşılaşırız. Bu bağlamda matruşka bebekleri gibi böyle dıştan içe doğru ya da içeriden dışa doğru büyür ve küçülürüz. Bazı konularda büyürüz, bazı konularda da ne yaparız? Küçülürüz arkadaşlar. Şimdi tabii Horari'de arkadaşlar bir soru vardır. Kişi gider bir soru sorar astroloğa. Astrolog İstanbul'dadır. Soruyu soran kişi belki Antalya'da yaşıyordur. Haliyle Antalya'nın enlemi boylama alınır. Çünkü Horari harita soruyu soranın enlemine boylamına ve o soruyu sorduğu ana göre şekillenir. Sorgucu yani burada soruyu soran kişi, burada tabii soruya muhatap kalan astrolog, sorunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerine ne yapar? Bir yorumda bulunur. Burada şunu ekleyeyim arkadaşlar. Aslında tabii bizim seanslarda çıkarttığımız harita, yani 1-1,5 saat filan çalışırım seanslarda. Haritanın karmaşıklığına, karşımdaki insanın tabii sorduğu suallere göre de şekillendiririm. Ama ve lakin, aslında harita tabii bütündür, aynen bir araba gibi. Fakat seanslar genelde pahalı oldukları için aslında bu tip haritaları, yani böyle arabanın tekerini ayrı, kaportasını ayrı, motorunu ayrı satmaya benzer. İnanmadığımı zaten söyleyeyim baştan. Ha hocam inanmadığım bir şeyi niye anlatıyorsun? Tabii bu önceden de bahsettiğim üzere asteroidler, sabit yıldızlar, rektifikasyon yapmalar ki rektifikasyonu ben zaten hem Vedik hem de Batı sistemiyle zaten kişi hastane doğumlu da olsa inanmam yaparım. Horari dediğiniz şey tabii hani ben şu şahısla evlenecek miyim? Ya da işte şu zaman bir davam var nasıl bir netice hasıl olur gibi soruları ben zaten seansta cevaplarım. Ama ve lakin tabii böyle yazı tura atmak gibi ben buna yazı tura atmak diyorum. Yani sürekli böyle parayı attığınız zaman sürekli tura getiremezsiniz. İmkansızdır bu. Horari tabi haritalar arasına birkaç ay koymak gerekir. Öyle olumsuz yanıt aldım. Ertesi günü bir daha gideyim. Olumlu yanıt alıncaya kadar soruyu sorayım. Öyle bir şey yok. Örnek mi istiyorsunuz? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir doğum haritası var. CHP lideri oldu. Yay olduğu için de CHP'de Başak olduğu için. Yayın da Başak 10. ev olduğu için CHP başkanlığı yapabildi. Çünkü bu harita buna uygundu. Ama ve lakin girdiği birçok seçimi ne yaptı? Kaybetti.
Şimdi Kılıçdaroğlu bana gelip seçim öncesi ben bu sefer ülkeye reis olacak mıyım diye soru sorduğunda defalarca girip seçim kaybetmiş birinin ki istatistiksel olarak söylüyorum size, matematiksel olarak söylüyorum. Ya bir tanesinde mi efendim ya soruyu sorduğun an iyi bir an yani horari iyi bir horari siz başkan olacaksınız. Olamayacaktı. Bu kadar basit. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sizin doğduğunuz anda bir haritanız var. Öyle yükselenimi beğenmedim. Yine rektifiye ettireyim. Gideyim horaride sorayım. Olmayacak duaya amin demektir bu. Aslında tefeüle benzer. Tefeül Arapça'da. Tabi tefeül de aslında mesela Kur'an sayfası açılır. Bu bazen bazı kitaplar için de yapılabilir ve oradan açtığınız anda gördüğünüz ilk şeyi okursunuz. Ya da istihareye yatarsınız, iki rekat namaz kılıp bir şeyin rüyasını görmeye çalışırsınız. Bunlar çalışmaz arkadaşlar. Yani sizin doğum haritanızda zenginlik varsa kişi zengin oluyor. Yoksa da olmuyor. Yani fakir bir harita varsa ortada kişi gelip ya hocam ben şu işi kuracağım zengin olur muyum dediğinde alacağı cevap yine şudur. Hayır, 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 bin kere hayır, bin bir kere hayır. Ama tabii insanlar birbirlerine umut satarlar, evliliklerinde satarlar. Bir anne baba da aslında bir çocuğu dünyaya getirdiğinde onu umut satar. Çünkü herhalde dünyaya sürünsün diye getirmiyordur. Hastalansın ölsün diye de getirmiyordur. Ama son tahlilde dünyaya gelir ve bunu yaşar. O yüzden de hani tıraş, ben gene size tıraşı anlatayım. Siz gene inanıp inanmamakta kendi kararınızı kendiniz veriniz. Anlatıyorum çünkü bazıları zannediyor ki hoca bunları bilmiyor. O yüzden anlatmıyor. Bazıları da böyle güzel güzel alacalı bulacalı cümleler kurup sanki NASA'da mühendismiş gibi arkadaş size asteroidleri ki onlar Jüpiter'le Mars arasında neredeyse milyon tane içlerinden cımbızlayıp 10 tanesini seçmiş. Sabit yıldızlar var gökyüzünde milyar tane. İçlerinden seçmiş yine 15-20 tanesini. Başımıza herkes maşallah çok bilen kesildi. O yüzden de ben o çok bilenleri susturmak adına anlatacağım size. Ha, niye inanmamanız gerektiğini zaten matematiksel olarak, akli olarak açıklıyorum ama bu ülkenin tabii matematiğe, fiziğe karşı herkesin alerjisi var. Dandik dandik üniversitelerden, dandik dandik diplomalar alan arkadaşlar, bunların kim olduğunu zaten herkes biliyor. İnsanlara kalkıyor, ben şuyum, ben buyum filan. İyi de arkadaş, yani ne oldu ki 18 yaşında sonra birden vahim indi. Buydun, oradan buradan ezberledin. Tarihte binlerce, milyonlarca astrolog var. Gelmiş geçmiş, o onu yazmış, bu bunu demiş. İlgilenmiyorum. Akıl var, izan var, mantık var. Ben akıl, izan ve mantık adamıyım. Ha, siz hurafe insanı olabilirsiniz. Başka çareniz yoktur. Çaresizliğin ne olduğunu bilirim. Çünkü ben de hayatımda birçok konuda çaresizlik yaşadım. Bu bazen maddi oldu, bazen manevi bir çaresizlik oldu. Çaresizlik anında da insanların tabii ki böyle şeylere inanması nedir? Doğaldır. Evet, soru var dedik. Sorgucu soran kişi dedik. Temsilci var. Temsilci soran kişiyi ve sorulan olayı simgeleyen gezegendir. Bu nedir arkadaşlar? Bir horoskop kurduğumuzda, yani birisi size geldi dedi ki işte, mahallenin yakışıklı adamı var dedi, çok zengin dedi, buz mavisi BMW'si var dedi. Hocam onunla evlenecek miyim? Adda Fuat, beni çay içmeye götürdü ama benimle evlenir mi? Fakat bizim bu Fuat, mahalledeki zaten 10 kadının tamamıyla çıkıyor. 10 kadının tamamı aynen böyle, neydi onun adı? Tarık Akan'ın filmindeki gibi. Gülşen Bubikoğlu da vardı. Böyle herkese yüzükleri takmış. Kadınlar en sonunda kuaförde bir araya geliyorlar. Aa, bir bakıyorlar. Herkes Fuat'la nişanlıymış.
Herkes de aynı soruyu soruyormuş hurafeci amcalara. Hoca efendilere gidiyorlarmış. Büyüler yaptırıyorlarmış. Vay vay vay. Hoca efendi de 9 sene önce tabii 8 sene önce kaybetti. Yerle yeksan oldu. Büyüler yaptırdı. Dualar etti. Beddualar etti. Maalesef toprağın altına gitti. Büyük hocaydı ya. Hocaların hocasıydı o da. Ama dediği olmadı. Tabii son tahlilde kararı yukarıdaki verir. Yaradan verir. Buradaki meselemiz bazıları niye yukarıdaki yaradan diyorsun? Sen aşağıdaki de ellerini aşağı böyle indir. Böyle yapma duanı. Olur mu o zaman kuzum benim? Bunlar sembollerle ifade edilen şeylerdir. Tabii ki şu şakağımızdan daha yakın olabilir bize. Ha, bazılarının kalbinde bile değil. Sadece dilinde. O yüzden de sen sorgu işlerini bırak. Sorgu işlerine zaten Allah cece bakıyor. Evet kardeşim. Ha bir de bir mekan var. Bir de zaman var. Tabii sorulan an var burada. Burada tabii soruyu öyle bir anda sorarsın ki gökyüzünün durumu çok iyidir. Ama senin haritan öyle kötü bir haritadır ki o konu için. Yani bu bir evlilik olabilir. Bu bir iş için olabilir. İyi değildir. Sağlık için de iyi değildir. Yani sen hayatın boyunca ye yağlı patatesleri, patates gibi ol. Ondan sonra gel bana de ki ya ben şimdi bir ameliyat oluyorum. İyi de küçültme ameliyatı. Bir an için öyle düşünün. Ben 50 kilo olacak mıyım 100 kilo yerine? Güzel soru bu. Yani tabii ne gerek var? Sporunu yap, diyetini yap değil mi? Yıllara yay. Spor salonuna git. Six pack'ler yap. Olmaz. Gerek yok. En güzeli kestirmeden ne yapmak? Yola çıkmak. Mesela soruları çalıp öyle girmek sınavlara. Ondan sonra onun bunun hakkını yemek. Eninde sonunda da tabii sen herhangi bir konuda kestirme iş yaptığında shortcut diyelim ona. Ya da böyle hemen anında zengin olayım diye coinlere gir, borsaya gir. Hocam şu hisseyi aldım, bu hisse artacak mı? Bak orari sorusu gibi düşün bunu. Ben sana ne diyeyim kardeş? Fuat'la mahalledeki 10 kız da aşık, hepsi aynı soruyu soruyor. Fuat belki 10 tanesinin hiçbiriyle evlenmeyecek zaten. Eğleniyor bizim Fuat. Ya da aynı hisseyi zaten 100 bin kişi almış. Yani sırf sen aldın diye mi o hisse çıkacak? Horari'de doğru yanıt aldın diye. Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Ama tabii bu evet hayır filan yazı tura. Siz yine devam edin. Paranız boşa gitsin. Daha ucuz ya horoskopun tamamına göre. Arabanın tekerini alıp eve götürsen ne olacak üstelik? Teker araba için var. Kendi başına bir anlamı yok. Teker işte. Evet. Bazı krolar gibi sayfa yerlerinde tekeri can simidi gibi kullanacaksan üstüne yapışmış donla beraber ona bir şey diyemem tabii. O da senin fantazin olur. Ve orada bir yükselen oluşur. Yani sorulduğu an ve mekanda. Bunu tabii soruyu size soran kişiye göre çıkartıyorsunuz. Tabii astrolog bu soruyu kendi kendine de sorabilir. Teyzem iskambil açıyordu. O da soru soruyordu. Tarotla da yaparsın, kahve falıyla da. Yükselen çizgisi tabii ilk 3 derece ya da son 3 derecede olursa. Şimdi aneretik diyoruz ya arkadaşlar. Gezegen son derecelerde ne oluyordur? Aslında bunu sadece son derecede yaşamaz. Bir de babaretik var. İlk 3 derece içinde babaretik ismini kullanayım. Kontrol dışı bir durum oluşur. Çünkü bir gezegen bir burca girmiş ve orada ilerliyorsa daha yolun başında olduğu için bebedir. Yolun sonundaysa da artık moruklamıştır. Yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yani kural budur. İnsan bebekken çaresizdir ya. Yaşlıyken de çaresizdir. Onun gibi düşünün. Çünkü birinde
daha o burcun kalitesini anlayamamıştır. İkinci durumda da burcu zaten yalamış, yutmuş, ezberlemiştir. O saatten sonra değişmesi çok zordur. Belki benim ayım Regulus'un üstünde, Aslan burcunda ve 29 derecede olduğu için ben genelde duygusu olarak şöyle düşünürüm. Artık o son derecelerde. Yani benim için bitmiş o. Olay bitmiş. Tamamlamışım yani. Yani mesela çocuk istemiyor olmam gibi. Aslan çocuk evidir. Ya da kumarı iyi oynadığım gibi. Çünkü aslan kumar evidir de. Aslan yaratıcılık evidir de. Yani sanattır, edebiyattır. Yazmaktır, çizmektir. Yürekli olmaktır, cömert olmaktır. Bu özellikleri de kişi kazanmış olabilir. Ve bunlara karşı toktur. Ama bir de gezegen bir eve düşer. Burca düştüğünde bu özellikleri verir. Altıncı evde olduğu için de ne yapıyorum? Hizmet ediyorum. Yani ne hizmeti veriyoruz burada? İşte aslan gibi ders anlatıyorum gibi. Altıncı ev tabii burada çalışıyor olma evi. Tabii çocukluk ve gençliğimde de çok kedi, köpek, güvercin, ne kadar evcil hayvan varsa besledim zaten. Çünkü ayım 6. evde olduğu için bu beni duygusu olarak ne yapıyordu? Tatmin ediyordu. Tabii insanların yaşı ilerledikçe ve şartları değiştikçe ne yapar arkadaşlar? Bazı konuları değiştirir. Oraya o evin anlamları içerisinde başka şeyler alır. Yani diyetine, yediğin işlene mesela daha fazla dikkat edebilir kişi. Orada spor da yapabilir. Bu tabii gezegenin hangi burca düştüğü ve o burçta hangi doğaya sahip olduğu. Ya tabii ki Güneş Koç'ta ilkbahardır. İşte Yengeç'te yazdır. Şimdi de diyelim ki işte Ekim'de, Terazi'de de sonbahar. Oğlak'ta da kış. Belki o yüzden kış bebekleri sendromu yaşıyorlar. Kış bebeği sendromu ne olabilir? İşte kışın doğmaktan kaynaklı dizlerde, kemiklerde ağrı olabilmesi ya da yaşlılık olduğu için Satürn. Diş etlerinin, kemiklerin sorun yaratması gibi. Burada tabii sorgucu birinci ev olarak, astrolog da burada yedinci evdir. Bazı gezegenler, ki genelde klasik olarak Neptün, Uranüs, Plüton gibi Satürn'ün ötesi gezegenleri çoğu sorgucu kullanmaz. Sorgucu kullanmaz derken burada astrolog manasında kullandım. Yani çünkü birisi size geliyor, o sorgucu zaten. Fakat siz de burada onun sorusu üzerine evreni kurcalıyorsunuz. Siz de evrenden bir yanıt bekliyorsunuz. Evrene soru soruyorsunuz. O soruyu tabii kağıda indirdiğinizde çıkan haritada ne yapıyor? Bir yorum yapmanıza vesile oluyor. Ama dediğim gibi ben kişinin haritasını bütünüyle çıkartıp o haritayı çalışmadığım sürece böyle şeylere inanmam. Tekrar tekrar konuşuyorum. Çünkü sizin haritanız sizin zaten kaderinizdir ve sizin kaderiniz öyle soruyla moruyla filan değişmez. Burada tabii Satürn 7. evde olabilir. Problemdir. Astrolog açısından da problem olabilir. Hani astroloğun verici yanıtı da ne yapabilir? Zorlayabilir. Bazen bu tabii void of course'tur. Yani ay boşlukta deriz ona. Ay son bir açı yapar bir gezegenle. Bu bir majör açıdır. O açıyı kaybetmiştir ve bir dahaki açıyı yapıncaya kadar ay boşlukta deriz. Ayın boşlukta olması hali de genelde void of course astrologlar açısından yani harekete geçmeyin, ay istediklerinizi vermeyecek gibi bir mana taşır. Ben tabii buna da inanmıyorum. Çünkü benim ayım void of course. Ben bir şey yapmak istediğim zaman yaparım. Ha, her yapmak istediğimi becerdim mi? Asla. Zaten yeryüzünde öyle bir insan türü yok. Ama ve lakin ben void of course ayda doğdum. Efendim ben ne yapayım ki filan. Hiçbir şey yapma zaten. O geri hareketli, bu bilmem neydi.
Bir de Via Combusta var. Yanık yol dediğimiz yol. Orası tabii 15 derece teraziyle 15 derece akrep arasıdır. Sen işin güzeline bak ki ülkemizde 29 Ekim'de kurulduğu için yani 29 Ekim ne ola ki? Akrebin işte başında. Yani ortasında bile değil. Haliyle de biz de Via Combusta yanık yolda doğmuşuz. Yani ülke olarak. Ne yapalım? Yandık mı şimdi? Kaldı ki bu ülkede milyonlarca insan yaşıyor ama farkındaysanız bazılarının tuzu kuru, bazılarının da tuzu yaş. Bu kadar basit. Bu bireysel haritayla halledilecek bir şeydir. Ama tabii insanlar tabii kendi beceriksizliklerini genelde başkalarına attıkları için bu bazen doğduğun coğrafya olabilir. Sonra da coğrafya kaderdir deyip saçma sapan konuştukları için ki ben onu da zaten karşıyım. Sanki aynı zihniyet gidip Almanya'da doğunca şey oluyor. Mercedes'te geziyor, hastanenin rektörü oluyor. Orada da çalışmıyor. Aynı şeyi yaşıyor zaten. Değil mi? Ne oluyor? Herkes Ecce'de bir yapıya sahiptir. Gittiğin yerde de tabii ki haritan değişecektir. Aradaki saat farkından ötürü. Ama ve lakin sen gezegenlerinin anlamlarını çalışmadığın, onları parlatmadığın sürece gittiğin her yerde zaten aynı şeyi yaşamaya devam edeceksin. Nitekim işte bir kişi geliyor, işte hocam ben sallıyorum, 3 evlilik yaptım, adamların üçü de kötü. 3 tane işe girdim, bütün patronlar kötü. Yani böyle bir şey olmaz. Demek ki kardeş sen ne yapacaksın? Kendi kendine bir önce bir gözden geçireceksin. Suçu işverene ya da hayatındaki kişiye de atmayacaksın. Ha burada tabii bu Via Combusta da yanık yolda tabii 23-24 derece terazide. Spica ve Arcturus var. Onlar biraz da bir uğurlu sabit yıldızlar olduğu için de o Via Combusta değil derler. Ona da inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Ayım revolüsyon üstünde diye ben kral falan değilim. Ben bir ameleyim. Ha, sen kral olduğunu önceki hayatımda da Firavun'un karısı olduğunu, Keops piramitlerinin de senin için yapıldığını sayıklaya dursan. İnsanlar tabii kibirli oldukları için hepimiz kibirliyiz. Hepimizin bir egosu var. Zaten bunun için buradayız. Dünya tesislerinde de terbiye ediliyoruz. Tabii hepimizin gururu rencide olur. Çünkü çaresiz bırakılırız. En iyimiz yaşlanır, hastalanır ve ölür. Bu kadar basit. Bunun ötesi yok. O yüzden de burada biraz daha durumu iyi anlamamız lazım. Burada bir de tabii yükselenin yöneticisi var. Ki bu durumda en önemlisi. Çünkü siz haritayı çıkarttığınızda bir yükselen çıkacağı için haritanın tabii bir yöneticisi oluyor. Birinci evdeki gezegen zaten temsilci olduğunu söylemiştik. Temsilci burada tabii soruyu soran kişiyi temsil eder. Gezegenin doğasına göre bu değişir. Onu da anlatacağım. Bir de ayın pozisyonu. Ay burada değerlidir. Çünkü ay gökyüzündeki en hızlı gezegendir. En hızlı gezegen olduğu için kişiye de hızlıca yalan söylememiz gerektiği için uçan kaçan gibi ya da uçmayacaksın kaçmayacaksın demek için genelde uçan kaçan demeyi tercih ederler. Biz öyle diyemediğimiz için şikayetçi bazı insanlar. Uçan kaçakçılara gideceksin. Biz uçak kaçakçı değiliz arkadaş. Tabii ki böyle danışmanlıklar alanlar da genelde umutsuz insanlar. Onu da söyleyeyim. Yani hayatta maddi manevi maalesef başarılı olamamış insanlar. Böyle şeylerle daha fazla uğraşabiliyorlar. Bu tabii yedinci ev. Yani astroloğun kendisini sembolize eden. Hani karşılıklı konuşuyoruz ya. Orada tabii bu yedinci ev bazen kişinin eşidir, bazen açık düşmanıdır. Mahkemelik olduğun kişi de olabilir. Sorduğun soruya göre değişir.
Bir de sorduğun soruyu sembolize eden gezegen vardır. Yani tabii ki evlilik soruluyorsa Venüs'ün horoskoptaki pozisyonu değerlidir. Bir hukuki meselenin çözümünün ne olacağı tabii ki Jüpiter'le alakalıdır. Hakimdir çünkü Jüpiter, 9. ev sahibi olarak. Bu arada tabii bu gezegenlerin aralarında belirli bir açı oluşuyordur. Mesela Jüpiter tabii sorgu esnasında zararlı bir yerleşimde ve sert bir açıdaysa mahkemeden olumlu karar alamayacağı ya da bu bir miras olayıysa 8. evdeki zayıflıktan ötürü sorun çıkabileceği söylenebilir. Amma ve lakin neticede bizim kendi haritamızda 8. ev sorunluysa zaten tabii ki bir miras sorunu yaşanacaktır ya da bir nafaka sorunu yaşanacaktır. Siz bunu yaşıyorsanız, bu sizin yapınızsa, zaten size böyle bir kader yazılmışsa, sorguyla bu nasıl düzelir? Bu da tabii ayrı bir mevzu. Ya da açılar vardır. Diyelim ki Venüs'te Mars karesi olur. Venüs burada kadındır, Mars erkektir. Venüs zaten 7. ev, yani evlilik evinin doğal yöneticisi ve karakası olduğu için bu bir karı koca kavgasına da ne yapabilir arkadaşlar? Dönüşebilir. Ya da Ay yengeçten ve 4. evden ötürü rahmi simgelediği için Mars'la kare yaptığında kişi kürtaj olmak zorunda da kalabilir. Bir çocuk düşürme neticesi ne yapabilir? Hasıl olabilir. Ama bu kişi de varsa zaten haritada, yani natal haritanızda varsa, siz bundan bence ne yapamazsınız? Kaçınamazsınız. İstediğiniz zamanı seçin. Tabii ki hocam bu kadar mı çaresiz? Değil tabii ki. Doğru zamanda, doğru yerde olmak, değil mi? Borsada kazanmak da böyledir. Ya da bir ağacı doğru zamanda doğru yere ektiğinizde o size ne yapacaktır? Meyve verecektir. Tabii ki bazı şeyler için doğru zaman doğru yer vardır. Ancak şunu unutmayın ki eğer ki bizim alnımıza yazılmamışsa bazı şeyler, biz bunu defalarca denesek de maalesef başarılı olamayabiliriz. Kesin konuşmayayım. Olamayabiliriz diyorum. Yani Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın 17 Mayıs 1881 10. ev ve boğa stelyumu var. Venüs'ü geri gidiyor. Şimdi buradan tabi boğa nedir? Topraktır ve sabit topraktır. Venüs aynı zamanda teraziden ötürü de diplomasidir. Venüs'ü geri giden birinin diplomat olması beklenemez. Paşam zaten son derece aykırı. Alba üniformasını da atıp Samsun'a çıkmış birisi. Diplomasiden de zerre kadar anlamaz. Kazandığı her şeyi de hayatta kavgayla kazanmıştır. Vurarak, kırarak, gerektiğinde askerine ölmeyi emrederek kazanmıştır. Ve toprakları öyle sabitlemiştir. Ama konu diplomasi meselesi ise, tabii ki İsmet Paşa bir terazidir ve bir Venüsyendir. Lozan'a da o gönderilmiştir. Bu kadar. Yani bu tabii olaylar gerçekleştikten sonra geçmişe dönüp baktığımızda tabii analiz yapmak daha kolay. Ama olayları anı anına yaşarken tabii ki biraz daha ne yaparız? Zorlanırız. Çünkü işin içine duygularımız girer. Uzak mesafe bakışta ise artık her şey bitmiştir, olmuştur. Soğukkanlılığımızı koruyabiliriz. Akılla, mantıkla daha makul kararlar ne yapabiliriz? Alabiliriz. Değil mi? En son borsadaki mesela. 6 ay bir sene önce uçuyorduk, kaçıyorduk. Öyle olmadı işte. Endekste terse bıraktılar herkesi. Şu an insanlar 6 ay bir sene geriye gitseydi şu anki rakamları bekler. Bazı kağıtları yarı fiyatına, hatta üçte bir fiyatına filan alırdı yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama öyle olmadı tabii. Bir de resepsiyon vardır. Karşılıklı ağırlama dediğimiz durum. Mesela Ay yengeç yöneticisi olarak Koç burcunda olsun. Koç'un yöneticisi Mars da gitsin Yengeç burcuna yerleşsin. Sorgu anında.
Ayla Mars ne yapıyor? Karşılıklı birbirlerini ağırıyorlar. Şimdi bunlar birbirlerini ağırlarken Ay Mars'a diyor ki ya diyor ben sıkıldım hep aynı evde oturmaktan diyor. Mars da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerine devre mülk gibi filan. Evlerinin anahtarını veriyorlar. Git bir süreliğine sen orada takıl. Ben de burada takılayım diye. Bu bir kankilik pozisyonu tabii. Ama her halükarda Ay ve Mars burada birbirleriyle kavuşmuş gibi olur. Yani Ay-Mars kavuşumu gerçekleşmiş gibi olur. Bu olumlu bir görünümdür. Ama tabii bazı durumlarda zararlı bir gezegen. Ben çok zararlı gezegen demeyi sevmiyorum ama hadi öyle diyelim. Yani burcundan ya da yerleştiği evden ötürü tabii yıkıma uğramış bir gezegen. Ne yapabilir? Sizi o konuda zorlayabilir. Ama unutmayın ki kişinin genelde zorlandığı konu üstün olduğu konudur da. Paşam teraziden çok boğayı yaşamış. Bu kadar basit. Kumarda kazanıp aşkta kaybetme deriz ya işte geri hareketli Venüs yani. Evlilik de yaptı. Aşıkları da oldu. Olmadı, yürümedi yani. Her şeyin de yürümesi gerekmiyor. Çünkü boğadaki stelyum 7 gezegen orada daha büyük ağırlık yapıyordu. Ay da zaten oğlaktaydı. Terazi evine ne yapıyordu? Kare atıyordu. Fakat boğadaki güneşine filan üçgen yapıyordu. Yani ay da içsel alemi, duyguları da zaten o noktada onu en tepeye taşımak. Çünkü oğlak en tepeye çıkmak demektir. En tepeye çıkartma. O konuda onu destekleme. Siz tabii desteklendiğiniz konuyu değil de hiç desteklenmediğiniz konuyu kendinize takıntı yaparsanız o zaman sorun çıkar. Yani kariyerde yaparım çocukta. Bak hep söylüyorum ya. Adamın çocukla karıyla işi yok arkadaşlar. Adamın işi belli. Yani bu karı koca olayım derdinde değil zaten yani. O bunu zaten içsel aleminde biliyordu ve böyle yaşıyordu. Nitekim kendisi açısından haklı çıktı. Bu durumda yani yine bir haritada yanık gezegen olabilir mesela. Yanık gezegen tabii Güneş'e tabii 8 derece genelde 8 dereceyi kabul ederiz Güneş için. Gezegeni yakar. Burada da tabii yanık gezegen konusunda da ben aynı kanaatte değilim. Yani Merkür yanmış, Venüs yanmış. Yani Merkür yandı diye kişi zeka düzeyi düşük olacak. Vay, Merkür yanık, herifin kafa gitmiş filan. Ya da işte Venüs yanık, kadınlarla ilişki kuramayacak. Bunlar boş işler. Buna cazimi der Araplar daha çok. Güneşin kalbi manasındadır. Güneş neticede başka bir gezegenle siz bir ana ve mekana doğduğunuzda aynı hizadaysa aynen yeni ay gibi aya yanık diyor musunuz? Bazıları diyor. Ama yeni ayda ay ne yapıyor? Yeni bir başlangıç yapmak üzere yeni bir yola çıkıyor. Yani geliyor güneşin üstünden geçerken ondan biraz ışık alıyor. Onu daha sonra ne yapıyor? Taşıyor. Ta ki 28-30 gün sonra dönüp dolaşıp yine kavuşuncaya kadar ve burada bir ay bitirmiş oluyor. Dönüm böyle. Bir dahaki derste sabit yıldızları anlatırım. Tabi burada şu yorum da yapalım. Tabi bilgileri verdikten sonra neticede dedik yani yükselendeki durum bizim tabi sorgucunun bize sorulan sualin yani orada yükselen tabi yöneticisi kötü yerleşmiş olabilir. Ancak temsilciler vardır ve birinci evdeki gezegenler güçlü yerleşimde olabilirler. O zaman sorunun tabii yanıtı ne olabilir? Olumlu da olabilir. Ancak yani şöyle düşünün. Bütün harita olumludur da yani adam Mustafa Koç gibi zengindir. İşte iyi bir evliliği olabilir, çocuğu olabilir. Yani hayat her şeyi vermiştir. Ama 52 yaşında kalp krizinden ölmüştür. Yani Amerikan hastaneleri onundur ama sağlık ocağına yetiştirilememiştir. Ha, orada demek ki 6. ev ve 8. ev ki 6 hastalık evi
Sekiz de tabii aniden gelen ölümlerde daha gizli kapaklı, daha sinsi, kendisini aslında göstermeden, gizleyerek aynen bir akrep gibi taşın altında yaşayan, bu şekilde de ne yapmıştır? Ölüme götürmüştür. Nitekim kendisi zaten akrep burcuydu. Yani buradan örnek veriyorum. Aynı şey bir Horari'de de başımıza gelebilir. Yani siz haritaya bakarsınız bütününe, oh muhteşem yükselen iyi, o öyle yerleşmiş. İşte ben kariyer yapacak mıyım, başkanlık seçimini kazanacak mıyım filan sorusu. Na evet ya kazanacaksın, haritanın yöneticisi aslandır, kral yapacaktır sizi. Güneş gitmiştir, aynen paşamın haritasında yükselen aslan. Güneş de boğa burcunda ve 10. evde, orada tepede bir ışık gibidir. Haritada birçok şey olumludur ama genelde bu dispozitörü tabii hep atlarız biz. Birçok astrolog atlıyor. Yani dispozitör burada değerli. Yani şöyle düşünün. Güneşi boğada paşamın dispozitörü tabii ki Venüs olacaktır. Venüs de 10. evde. Yani dispozitör de onda. Hadi gitti dispozitör. Siz dediniz ki ya haritanın yöneticisi aslan. Güneş de gitti 10. eve düştü. Tamam mı? Ve en tepede. Tamam da ya Venüs kötü yerleştiyse Koç burcuna, yani tam tepeye çıkayım derken ayağınız kayıp yuvarlanacaksanız ne olacak? O yüzden de şunu net söyleyeyim ki hiçbirimizin haritası mükemmel değil ve evrende hiçbir an, hiçbir mekanda ve hiçbir anda biz tam bir huzura varamayız. Bunlar tabii ki bu gevezegenler aynen Yunan mitolojisindeki tanrılar ve tanrıçalar gibi gökyüzünde sürekli çatışırlar. Bir aile içi çatışma yaşarlar ve bunu da bize aktarırlar Kaos dizisindeki gibi. Şimdi kaos aslında her şeyin babasıdır. Kozmos anasıdır. Çünkü kaos anarşi, düzensizlik anlamına gelir ve fizikteki entropi yasasıdır bu. Kozmos ise düzen demektir. Düzen, kaostan sonra hayata gelmiştir. Yani kozmos, kozmetik de oradan gelir zaten. Kendine çeki düzen vermek, güzelleştirmek. Ve insanlar tabii kozmetik peşindeler. Ben kaosu severim arkadaşlar. Çünkü kaos en başlangıçta Big Bang'le ya da evrende hiçbir şey olmadığı andaki bir karmaşanın daha sonra bir düzene evrilmesiyle oluşur. Ve o düzen muhakkak ama muhakkak yıkılır. Yani güneşimiz de bir gün enerjisini yitirecek ve sönecek. Ve dünyada hiçbir insan güneş söndüğünde yaşayamayacak. Ha bu bilmem kaç milyon ya da milyar yıl sonra olacak. Umurumda bile değil. Ama netice daha şimdiden belli. Bu kaçınılmaz bir sondur. Kaos kozmoza, kozmoz da daima kaosa evrilir. Bu anlamda tabii insan doğası gereği tabii kaosu sevmez, bir düzen oluşturmaya çalışır. Doğanın bize verdiği şeydir bu. Yani işte ne bileyim ben hayata geliyorum, işte bir eğitim alıyorum, bir iş sahibi oluyorum, evleniyorum, çocuk sahibi oluyorum, ev alıyorum, araba alıyorum, bir sistem kuruyorum. Fakat içeride bir yerde korkuyorum. Çünkü içeride bir yerde biliyorum ki bunların hepsini, hatta size verilen canı bile kaybedeceksiniz. Böyle bir durumda da tabii bazı insanlar daha anarşik olabiliyor. Anarşik derdi. Rahmetli anneannem. Daha bohem yaşayanlar, belki intihar edenler, belki hiçbir düzen kurmaya tenezzül ve tevessül etmeyen insanlar. Ne yapayım? Zaten bir gün her şey mahvolacak gidecek. Ne gereği var deyip de ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. Bu kadar basittir. Bu bağlamda tabii sorgucunun yani birinci ev yöneticisi gezegenin tabii düştüğü burç, düştüğü ev, diğer gezegenlerden nasıl açı aldığı, güneşin, ayın yani iki ışıklının özellikle tabii
Sorduğunuz soruya göre değişebilir tabii. Efendim ya, ikinci Viyana kuşatmasını yapacağız. Padişahım, soruluyor tabii. Müneccim başları var sarayda. Kanuni'ye ikinci ya da birinci ya da bu Viyana kuşatmaları. Tabii sorulmadı mı zannediyorsunuz? Sordular, buyurun gidin dediler. Ne oldu? Oldu mu? Olmadı. Koca padişah yola çıktı mı ama çıktı. Demek ki yanıldı müneccimler. Öyle değil mi? Ya da gittiniz soru sordunuz filan. Bu adamla evlenecek miyim? Arzum olan sordu 27 sene önce. Ma Mehmet Aslantoğlu'la evlenecek miyim? Evleneceksin, mutlu olacaksın. İyi, güzel. İşte ayrıldılar 27 sene sonra. Buradaki meselemiz şudur arkadaşlar. Ben böyle şeylere inanmam. Bir soruyu farklı anlarda sorduğunuzda, bu aynı soru olsun, ısrarla sormaya devam edin. Bazen olumlu, bazen olumsuz yanıt alabilirsiniz. Aynen yazı tura atmak gibi. Sürekli tura gelmeyeceği gibi sürekli yazı gelmesi de imkansızdır. Ben kişisel gelişime inanırım. Ben kişinin bir doğum haritası olduğuna ve bu doğum haritasındaki gezegenlerin bir kısmının belirli ölçekte geliştirilebileceğine inanırım. Bazılarını kabullenmek gerektiğini, bazılarını asla ve kat'a değiştiremeyeceğimizi bilirim. O yüzden de insan tabii değiştirebileceği konularda Mars'ın iradesine, cesaretine, başlangıç enerjisine, Satürn'ün sabrına, Jüpiter'in bilgeliğine, Venüs'ün tabii letafetine, diplomasisine, Ay'ın o şefkatli, doyuran, besleyen tarafına, Neptün'ün bazen tabii görünenin arkasında daha transandantal, daha böyle fizik değil de daha metafizik bir enerjiyle kavrayabilmesine, Uranüs'ün bazen o sınırları aşan, yani aklın sınırlarını delip geçen o deliliğine, bazen Plüton'un ya ne olacak ki, en fazla ölürüz, ya ölüm ya istiklal gibi bir cümlesine, Güneş'in asaletine, ki buna da ihtiyacımız var. Çünkü her işi yapmak için belirli ölçekte bir egoya, ayarında ama kantarın topuzunu kaçırmadan ihtiyacımız olduğunu. Merkür'ün tabi bazen kıvrak, hızlı düşünebilen ve duyguları hiç hesaba katmadan akılla, mantıkla yaklaşabilen tarafına da neyiz arkadaşlar? Muhtacız. Değil mi? O yüzden de bu gezegenler tabi biz hayatta ne yaparsak yapalım, konu ne olursa olsun, her şey insan yaşamına değgindir. O gezegenlerin hepsine ihtiyacımız var. Ben o gezegeni sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Yok, ben şu burcu seviyorum, bunu sevmiyorum filan. Çocuk musunuz siz ya? Önüne ne yemek koyuyorsa, burası misafirhanedir dünya. Sen de burada misafirsin. Rabbim senin önüne ne koyuyorsa onu yiyeceksin. Mızmızlanmayacaksın. O zaman mızmızlanır da onu alırım, bunu almam, onu seviyorum, bunu sevmiyorum falan filan gibi zırvalıklarla da uğraşırsan kardeşim, tamam mı? Vitaminsiz kalırsın. Zihnin, bedenin, ruhun, her yerin vitaminsizlikten, tamam mı? Kötü beslenmeden, çünkü her organ beslenmeye muhtaçtır. Herkes ülkede karnını doyurmak peşinde. Sırf müzik dinlemiş olmak için bangır bangır müzik dinliyor ki etrafındakileri duymasın. Bari etrafındakileri duymak istemiyorsan koçum, adam gibi müzik dinle. Yazık değil mi kulak zarına? İhfal olacak sonra kulağının zarı. Ha? Okumuş olmak için kitap okumak, izlemiş olmak için işte film izlemek, boş boş bir şey olmadığı için buradan işte onu bunu takip etmek, ona buna güya laf çakıp kendi zekasını ispata kalkışmak. Ya sen ne yaparsan yap yani. Şimdi 100 takipçim varsa
10 bin takipçili birine bir şey yazdığında yani bilemiyorum millet seninle dalga geçer yani. Belki sen haklısın. 10 bin takipçili bir insan 100 takipçilisin diye senden üstün değildir. Ama yapacak bir şey yok. Bu kova çağı. Ve kova tabii toplum demek. Burada bireyin hiçbir değeri yok artık. Zaten herkes bu çağda şunu hissediyor. Kendi başına kaldı. Aslında toplumsallaştığını zannediyor. Sanal alemde uranyen uranyen takılıyor yani. Ha, uranyen takılanların içinde Elon Musk'lar, Zuckerberg'ler, Bill Gates'ler de var. Ama onlar tabii uranyenliğin ne yapmışlar? Diplomasını almışlar. Adamlar yazılım mühendisi. Senin gibi internette gördüğü karıya kıza yazılmıyor. Şekerim. Sen yazılıyorsun. Yazılmaya devam et. Ama bu seni tabii yazılım mühendisi yapmayacağı gibi zengin de yapmaz. Paran da olmayınca hedeflerine ne yapamazsın? Ulaşamazsın. Bu kadar. Çünkü kovanın 10. evi ne oluyor arkadaşlar? Boğa. Boğa da sahip olduklarınla alakalı. Her çağın kendine göre gerekleri vardır. O yüzden Kova Çağı şeyine özellikle kitabımı alın okuyun. Kova Çağı ile ilgili çektiğim videoyu da çünkü siz neticede hepimiz bir çağın içindeyiz ve bu çağa ayak uydurmak zorundayız. Ayak uyduramayanlar maalesef şimdiden yolları açık olsun. Hepimiz belki bir gün yok olup gideceğiz ama insan kuyruklu bir yıldız gibi kayarken bir iz bırakmak istiyor en azından. Ve artık Kova Çağı tabii aslanın da karşısı olduğu için. Aslan da çocuk evi ya. Yani çocuklar üzerinden iz bırakma şansı da kalmadı bazılarının. Hatta bazıları bu ekonomik koşullarda ya da bu sosyal dokuda ve yapıda evlenip çocuk sahibi de olamayacak. Ha, aslangiller familyasından diye kedi de besleyebilirsin. Çocuğun lafını dinlemeyince kedin dinliyor ya. Mama yapınca arkandan geliyor filan. Ama bu da bir yanılsama haberiniz olsun. Evet. Herhalde anladınız yani horori de aslında öyle çok anam anam bir şey yok. Detaylı incelemek isteyenin zaten o konuda Yücel Sügen hocamızın yazdığı zaten kitap var alır hepsini okursun. Ama götürüp ona buna efendim ya şu olacak mı bu olacak mı? Ya nasıl olsa 300 lira 500 lira öbürüsü pahalı filan deyip. Yani zaten işe yaramayacak bir şeye hani 1 lira verebilmek bile bence hatadır yani. Ben de öyle düşünüyorum. 1 lira vermem işime yaramayacak bir şeye. Horari son tahlilde hiçbir işe yaramaz. Tefeül yap daha iyi. İstihareye yat. Belki rüya görürsün filan. İnsan bazen kozmozda doğru kanala girer ve zaten olacağı görür rüyasında. Ama şunu anlarsın yine. Görmüşsündür o rüyayı. Çok gördüm. Değiştiremezsin. Yani bazı şeyler vardır değişmez arkadaşlar. Ona buna o yüzden de ne yapmayın? Kâni olmayın, kanmayın. Sevgiyle kalın. Seviyorum sizi. Ey güzel halkım. Güzel ailem benim.